Yine Efendi Hazretleri Kutlu ses Ruhu, her gün yatmadan önce 27 İhlas-ı Şerif okunmasını söylerdi. 27 İhlas-ı Şerif'in rakamın niye 27'dir onu bana sormayın. Efendi Hazretlerinden nakil bu. Evet. Ben böyle naklederim. Yatmadan önce 27 İhlas-ı Şerif kim okursa, bunun hakikaten hem kendisine, hem ailesine, çoluk çocuğuna, hem çevresindeki Müslümanlara... Hem de çevresindeki Müslümanlardan dine böyle zayıf kalmış olanların din adına daha kuvvetli hareket etmelerini sağlayacağını söylerdi Efendimiz Azizi. Demek ki bu muazzam bir zikirdir. Kaldı ki İhlas-ı şerif evet. hep Allah'tan bahsediyor. Yani ay ayetlerin hepsi mevladan bahsediyor. Muazzam bir zikirdir. Ayetdir hepsi elbette ama muazzam da bir zikirdir. Dolayısıyla bunu yatmadan önce adet haline getirelim, yapalım inşallah. Hem üzerimizdeki belalar kalksın, hem aile içerisinde bir huzursuzluk varsa o da bertaraf olsun. Hem de Müslüman kardeşlerimizin selametine ayrıca niyet etmiş olalım ki Mevla Teala Allah aşkına bir kul kendini değil, daha çok etrafındakileri düşünerek bir zikir yapıyorsa Mevla Teala... O zikirden dolayı o kula ne verir? Hesabı belli değildir bunun. Evet. Niye? Çünkü kendinden ziyade Müslüman kardeşlerinin selametini düşünüyor benim kulum. E bunu Mevla Teala bir kulda gördüğü zaman hakikaten ona vereceği sevabı şu kadardır bu kadardır diye sınırlandırma söz konusu olamaz. Bunu sadece bu ihlas şerifleri okuma noktasında söylemiyorum. Hangi işi yapıyorsanız yapın. Orada dikkate alacak olduğunuz tek bir şey olsun. Nedir o? Bu İmam-ı Rabbani Kuddisesi ruhunun ikramıdır bize. Ki Efendi Asen'den de duydum zaten bunu. Nedir o? Allah'ın rızası. Evet. Allah bundan razı olacak. Bitti. Onun dışında sana menfaat sağlamış şuna buna o tarafı değil. İlk düşüneceğimiz şey Allah'ın rızasıdır. İşte onun için Allah Teala bir kulu kendini değil kendinden çok etrafındaki Müslüman kardeşlerini, mazlum Müslümanları düşünerek dua ettiği zaman... Allah razı olmaz mı okuldan? Olur. Allah'ın razı olduğu kul da çok mübarek ve mükemmel bir kuldur. Bismillah. Ve rıdvanu minallahi ekber. Allah'tan en ufak bir rıza. Rıdvanın kelimesinin tenvini taklil içindir. Yani en ufak bir rıza. Allah Teala bir kulundan azıcık razı olması her şeyden büyüktür. E bir de düşünün ki daha çok razı oluyorsa. Elhamdülillah onun için varız ya zaten. Niye varız bir dünyada Allah aşkına? Mal toplamak için mi? Servet toplamak için mi? Veya başka bir şey için mi? Yok. Sadece Allah'ı razı etmek için varız. Onun için bu 27 İhlas-ı Şerif'i yatmadan önce okuyalım. Ve bunu okurken de dediğim gibi hem kendi selametinizi de düşünün tabii ki. Çevrenizdeki Müslümanların selametini hatta tüm Müslümanların selametini düşünerek bunu okursanız Allah Teala hazinesi geniş olandır. Niye vermesin? Yeter ki biz istemesini, samimiyetle istemesini bilelim. Öyle dille değil ha. Şu kalbin derinliğinden isteyelim biz. Allah Teala verir. Hazinesi geniştir. Yahu bu kadar kafirler hayat yaşıyorlar. Hem de gördüğümüz zaman bolluk içerisinde yaşıyorlar. Allah Teala onlara veriyor da. Sen samimi bir Müslüman olursan sana niye vermesin ya? اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد